Efendim Gece Ajansı'nda bu gece konuğumuz USPUM Yönetim Kurulu üyesi Doktor Ercan Özçelik Bey. Ercan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, siz nasılsınız? Hamdolsun biz de iyiyiz. Hoş geldiniz Gece Ajansı'na. Şimdi Ercan Bey bir tweet atmış herhalde değil mi? Tweet'te evet. İnanılmaz böyle bir patlama olmuş herhalde. Evet, herkes ya bizim de sesimizi duyurun, bizim de problemlerimiz var. EYT'lilerin sesini duyurdunuz, çözüme kavuştu bu iş. Evet. Bizim de sesimizi duyurun, bizim de sıkıntılarımız çözülsün diyorlar. Evet, değil mi? Evet, halen çalışıp da problemi olanlar, atama bekleyenler, sıkıntısı olanlar, aileyle ilgili problemi olanlar. Çok şükür yani üzerimize hem kutsal bir görev, bir sorumluluk da yüklemiş oldular. Şimdi hepsinin hakkını verme endişesi yaşıyorum. Evet. Bu arada daha konuya başlamadan... Genel Başkanımız Taha Bey'in selamlarını iletirim ve ekibimizin. Bu gördüğünüz maddelerin hepsinin arkasında büyük bir ekip çalışması var. Evet. Arkadaşlarımıza istişare ediyoruz, sahadan araştırıyoruz, farklı kaynaklardan. Mümkün olduğu kadar toplumun sorunlarına hem bir ses olma hem de çözüm yönünde yapıcı bir yol gösterici olma sorumluluğunu taşıyoruz. Evet. İnşallah. Bu önemli. Hakikaten Ulusal Stratejiler ve Politikalar Üretme Merkezi USPUM'un açılımı. Yani zaten bu açılımı, bu ismi bu şekilde bilince USPUM bu konulara genelde kafa yoruyor. Biz de bugün programda olabildiğince başlık başlık değerlendirmeye çalışacağız. Yetiştirebildiğimiz kadarını. Şimdi sağlık ve sosyal sorunlar gündemi başlığı altında. Ülkemizde bir kuduz hastalığı riskinin artarak devam ettiği belirtiliyor. Nedir bu kuduz meselesi? Yani gündemimizden çıkmadı mı bu iş? Henüz çıkmadı çünkü kuduzu insanlarımıza taşıyan başıboş köpekler sokaklarımızdaki varlıklarına her gün artarak devam ediyor. Hı hı. Geçtiğimiz yıl, bir önceki yıl 2021 yılında Türkiye'de 250 bin civarında kuduz şüpheli temas yaşanmıştı. Her bir vakada en az 4 doz kuduz aşısı yapılması gerekiyor. Hı hı. Örneğin, 250 bin bu evet, arada. 250 çok bin. Çok yüksek. Üstelik 2019'da aslında 308 bine çıkmıştı. Pandemi nedeniyle düşüşten sonra 2021'de 250 bin olmuştu. Tahmin ediyoruz henüz rakamlar açıklanmadı fakat 2022 yılının en az 300 bin belki daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bakanlığımızın yılbaşında almış olduğu 1 milyon doz kuduz aşısı erkenden tükendi. Son 2-3 ay sizin de haberlerde izlediğiniz gibi çeşitli illerimizde kuduz aşısı konusunda sıkıntılar yaşandı. Aşılara ulaşım konusunda maalesef. Çünkü anormal bir şey var, büyüme var. Başıboş köpek sayısında ve insanlarımız da pandemi sonrası sosyalleşme, havaların sıcak gitmesi, bütün bu unsurların hepsi temas sayısı riskini arttırdığı için öyle oldu. Sayın Profesör Doktor Serap Şimşek Hanımefendi geçtiğimiz günlerde bir yayının olmuştu, demeç vermişti kendisi. Onun verdiği rakamlara da baktığımız zaman Avrupa'nın tamamında bir yılda uygulanan insanlara yönelik koruyucu kuduz aşısı sayısının en fazla 1-2 bin civarında olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ise 1-2 milyondan 1 milyon yetmiyor, 1,5 milyon doz alımı yaptık. Henüz onların tedariki ve dağıtım süreci tamamlanmadığı için... 100 katı mı oluyor? Avrupa'nın 100 katı değil mi neredeyse? Evet, yani muazzam, çok fazla. Çünkü Avrupa'da olmayan ne var? Avrupa'da yabani hayvanlardan kuduz hastalığını insanlara taşıyabilme riski olan başıboş köpek yok. Yok. Bizde ise 10 milyon kadar var ve bu her gün artıyor. Daha bugün duyduğumuz haber Tunceli'nin Hozat ilçesinde bir büyükbaş hayvan ölüyor ve yapılan incelemede kuduz çıkıyor ve orada şu anda karantina altına alındı. Türkiye'nin hemen her yerinde, her bölgesinde bu risk artarak devam ediyor. Kuduz aşısı %100 koruyucu olmayabiliyor geç kalındığı zaman. Geçtiğimiz yıl maalesef kaybettiğimiz çocuğumuzda olduğu evet, gibi geç maalesef kalındığında. Üstelik her aşının, her ilacın olduğu gibi yan etkileri de var. Ve pahalı da. Türkiye'de üretemiyoruz bunları. Yurt dışından ithal ediyoruz. Yani akılcı olan, doğru olan, sağlıklı olan ve modern dünyanın uygulamasına uygun olan başıboş köpekleri sokaklardan almak ve bu temas sayısının riskini mümkün olduğu kadar azaltmak. Bu konuda yetkililerimizin artık daha duyarlı olduğunu görüyoruz ama yetmez. Her gün bu bir risk halinde hepimizi tehdit ediyor. Biraz daha hızlı davranılması gerektiğini, belediyelerin artık inisiyatif alıp bu başıboş köpekleri sokaklarımızdan almalarını istiyoruz kısaca. Evet.
Böyle kısa kısa özetlesek herhalde olur, bütün başlığı yetiştirebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki. Koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezlerindeki taşeron işletme mantığı terk edilmelidir diyor. Yani bu bizim bildiğimiz sağlık ocağı diye tabir ettiğimiz eski ismiyle. Eskiden, evet. Buralar yani nasıl taşeron işletme mantığı şöyle oldu hocam. Nasıl oluyor? Şimdi eskiden sağlık ocakları devletin binalarında, devletin atadığı kadrolarda çalışan sağlık memuru, hemşire, doktor, ebe, memur gibi ekiplerin olduğu, hatta çevre sağlığı teknisyenlerin olduğu bir yapılanmaydı. Merkez yerlerde sağlık ocağı, uç köylerde sağlık evi, ebe yapılanması şeklinde devam ediyordu. Biz aile hekimi sistemine geçince bu yapıyı terk ettik. Onun yerine aile hekimlerini sanki bir hizmet aldığımız müteahhit gibi, işletmeci gibi onlarla sözleşme imzaladık devlet olarak. Hı hı. Onlara belli standartlar dahilinde belli nüfusları bağladık, 3000-4000 civarında ve onlara bir ödeme yapıyor şu anda devletimiz sözleşme imzalayarak. Bazı sağlık personelini çakılı kadrolu olarak aile hekiminin yanında hemşire gibi görevlendiriyoruz. Bazılarını da aile hekimine diyoruz ki kendi ihtiyacın olan insanları, elemanları sen tedarik et, aynı bir işletmeci gibi. Onların maaşını ver, biz sana cari giderler adı altında ödeme yapacağız diye. Üstelik bu hizmetin verileceği yerleri de aile hekimlerine bırakıyoruz. Çoğu yerde kamunun kendi binaları olmadığı için aile hekimleri normal binalardan, apartmanlardan, yerler, daireler kiralayarak buralarda hizmet vermeye çalışıyor. Tabii kamu kiralarıyla özel şahıslara ait kiralar arasında dağlar kadar fark olduğu için aile hekimleri bile seçici davranıyor ve özel işletmelerin olduğu yerlerde hizmet vermek istemiyor. Bu da bir dengesizliğe neden oluyor. Hmm. Aile hekimlerini biz işine odaklanmak, hizmet vermek yerine aynı bir işletmeci gibi, devlette ticaret yapan bir tüccar gibi gelir gider dengesini zorlamaya çalışıyoruz. Onları işte bir takım doğalgaz giderleri, elektrik giderleri vesaire, kira giderleri gibi şeylerle uğraştırıyoruz. Ve sağlıklı yönetemiyoruz. Burada aile hekiminden beklenen, kağıt üzerinde beklenen evde sağlık hizmetleri gibi şeyleri sağlıklı alamıyoruz. Bir takım görevlerde de normal devlet memurlarından beklenen performansı da alamıyorum maalesef. Bu yapı maalesef hani aile hekimliği sistemi Türkiye'de şey oldu. Bir sıkıntısı da şu oluyor. Aile hekimleri sağlıklı ve verimli olmadığı için bütün yük hastanelere biniyor. Şu anda hastanelerimizde yoğun yaşanan randevu krizi, evet, doğru, acile normalin üzerinde insanların gelmesi, başı ağrıyanın bile basit bir hani tedaviyle takip edecek hastaların bile eğitim araştırma hastanelerine gelmek zorunda kalması, ilaçlarını orada yazmaları hep sıkıntı oluyor. Aile hekimlerine mesela gidip de hepsine aynı standart hizmeti alamıyorsunuz. Bazıları göz muayenesini ya da ehliyet muayenesini, silah muayenesini, raporunu yazıyor, bazıları yazmıyor. Böyle standart olmayan çelişik sıkıntılar oluyor. Bunların hepsi sisteme yük olarak biniyor ve hastanelerimizde bir şişme yaşanıyor. Evet. Ve bu da çok da pahalıya mal oluyor. Hastane işletmeciliği, hastaneler her zaman çok daha pahalı yatırımlardır. Aile hekimliklerinde giderilebilecek sorunlar oraya sarktığı için bu yük de bizim üzerimize biniyor. Bu konuda gerçekten bir reform ihtiyacı artık şart. Siz bu konuda aynı zamanda bir bilir kişisiniz. Evet. Sağlık alanında çalışıyorsunuz. Sağlık yönetimi doktorası yaptım. Evet. Özellikle bu konuların ideal hale getirilmesi ve sorunların analiz edilerek halledilmesi yönünde çalışmalarımız var. Evet. Devam ediyoruz. Vallahi ben yani bir sıkıntı olduğu zaman önce aile hekimime gidiyorum. Evet. Çok da memnunum. Faruk Bey'e de buradan selam olsun. Çok da ilgilidir kendisi. Yani hastaneye eğer Allah göstermesin hani ne bileyim daha farklı işte film çekmek gerekiyorsa. Evet. Tahlil genelde şeyden aile hekiminden de alınıyor ama süreci hızlandırmak için daha farklı işlemler yapılması gerekiyorsa ancak öyle yapıyoruz. Dolayısıyla yani bu aile hekimliği, aile sağlığı merkezlerinden daha istifade edilebilir hale gelmesi lazım ilk, evet, etapta. En azından şu anki hastanelerdeki bu randevu sıkışıklığını çözebilmek için ama dediğiniz gibi o sağlık merkezlerinin de sıkıntılarının giderilmiş olması lazım. Tabii bir son bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Mesela insanlarımız Mernis sisteminde TC kimlik numaraları, adresleri, şeyleri var. Aile hekimliği sistemindeki veri tabanı buraya tam entegre olmadığı için hayalet
hastaları da var. Yani bir baktığınız zaman siz taşındığınız halde polisiniz, işte muhtarlığınız, her şey değişiyor ama sistemde aile hekimliği hala eskisi yerde kalabiliyor. Hmm. Sizin manuel müracaat etmeniz gerekiyor. Evet. Otur sıkıntıları da var. O da bir şişkinlik yapıyor ve hizmete erişimi zorlaştırıyor. O açıdan gerçekten bu sistemin komple bir revize edilmesi lazım. Evet. Aslında çok mükemmel bir sistemimiz var. Yani şu an çalışan. Bunu daha güzel hale getirebilmek çok zor değildir evet. diye tahmin ediyoruz. Bir de şunu unutmayalım. Yani her eski kötü değil, her yeni de iyi değil. İyi değil yani tabii. Eskinin doğru. güzelliklerini korumayı bilmeliyiz. Peki çok değinmemiz gereken başlık var. Hızlı hızlı gidiyoruz biraz. Çünkü hakikaten bizim de sesimizi duyurun diyen pek çok kişi var. Hemen ikinci, üçüncü başlığa geçelim. Aile yapımıza zarar veren 6284 Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu maddelerinde düzenleme için bir paket bekleniyor denilmiş. Evet. USPUM'un raporunda. Nasıl bir paket bekleniyor, neler isteniyor? En başta mesela süresiz nafaka, bu son 5-10 yıldır sürekli Sayın Cumhurbaşkanımızın zaman zaman işte Aile Bakanları'nın, Adalet Bakanları'nın önce evet bu konuda bir sıkıntı var deyip bunu çözeceğiz dediği, sonra gündemimizde yok dediği ve böyle ikircilikli kalan bir konu. Hı hı. Süresiz nafaka, velayetin sürekli tek taraflı olması, boşanma davalarının uzun sürmesi, insanların tek taraflı beyan ile aynı cezalandırılır gibi evlerinden uzaklaştırılması, ailelerin yıkılması, hakemlik sisteminin kurulmaması gibi birçok sıkıntı nedeniyle Türkiye'de aile kurmak ve aileyi yaşatmak, ufak bir problem olduğu zaman diri tutmak mümkün olmuyor. Ve bütün bu sıkıntıların hepsi maalesef hiç istemediğimiz şiddet olaylarına da bir altyapı sağlıyor. Bu yönüyle bizim kültür değerlerimize, medeniyetimize, inançlarımıza, geçmişimize, geleneğimize uygun olmayan, İstanbul Sözleşmesi'nden kalan bu kötü etkilerin 62-84 başta olmak üzere bu kanunlarımızdan giderilmesi, ailenin tekrar hak ettiği saygınlığa kavuşturulması lazım. Şu anda aile başı bozuk düzende gidiyor. Adeta evlenen özellikle erkekler büyük bir hani tuzağa girmiş gibi baştan hissediyor suçlu, kendisini. Hissediyor ve öyle oluyor. Yani bütün sorumluluklar, maddi manevi bütün sorumlulukların suçu, tek sorumlusu erkek gibi müdahale yapılıyor. Ve erkeğin sahibi yok Türkiye'de. Bunu söyleyebiliriz açıklıkla. Aile Bakanlığı'nda bile her şey var. Her şeyin bakanlığı birimi var. Ama erkeklerle ilgili bir şey yok yani. O yüzden bunu da kadınlar artık, şimdi iki erkek oturmuş oraya erkeklerin dertlerini yanıyorlar demesinler. Şöyle yani ben kadın da erkek de tam olarak tek başına eksiktir. Her zaman bizi birbirimizle tamamlayan biz ekibiz. Hep bunu söylüyoruz başka programlarda da. Bizler ekibiz. Birbirimize rakip değiliz. Farklı görevlerimiz var. O görevlere binaen verilmiş farklı yetkilerimiz var, sorumluluklarımız var. Şu anda mevcut kanunlar içerisinde bunların hepsi iğdiş edildiği için düzen bozuldu. Yani en basit bir işletmede bile bir ast üst ilişkisi, bir sorumluluk hiyerarşi, içişleri dışişleri farklı şeyler vardır. Ailede de var ama bu denge bozulunca aile toplumun fabrikası, ailedeki yapı bozulunca toplum da bozuluyor, yozlaşıyor ve suç oranları artıyor, parçalanmış aileler artıyor. Bugün işte kötü alışkanlıklar, kötü yola düşenler, suç örgütlerinin eline düşen gençler, çocukların hepsinin arkasında hep bir aile problemi görüyoruz. Yani hiçbir şey olmazsa şu medyada yayınlanan, aileye zarar veren yayınların gerçekten disiplin edilmesi bile önemli olur diye düşünüyoruz. Evet. Bu konuda da yasal düzenleme bekliyoruz artık. Peki bazı başlıkları geçelim mi? Sanki biraz süremiz yetmeyecek gibi. Başlık olarak siz söyleyin. Öyle aile geçelim. Danışmanlığı sistemi kurulmalıdır deniliyor. Aile hekimliği gibi her ailenin bir danışmanı olmalı. Böylece dertlenebileceği, sorunlarına akılcı, medeni cevaplar alabileceği, güveneceği insanlar olmalı. Ombudsman gibi. Hı hı. Böylece ailelerin yıkılmasını daha erken önlemiş oluruz kısaca. Eğitim sistemimizden toplumsal cinsiyet eşitliği fitnesi halen temizlenmedi diyor. Evet, hala müfredatımız da var. İstanbul Sözleşmesi'nden sonra gelen ETÇE projesi müfredatlarımız da var. Bazı derslerin müfredatları yenilenmediği için Talim Terbiye Kurulu'nda eski mantıkla yazılmış ve eski şeyler devam ediyor.
o yapının acilen toparlanması lazım. Kısaca bunu hatırlatmak istedim. Evet. Ve faiz belası yaşamımız için vazgeçilmez olmaktan çıkarılmalıdır denilmiş. Evet, yani bir Müslüman olarak ben kendi adıma konuşuyorum burada. Hı hı. Bütün tarımla ilgili bir problem olduğunda, ne bileyim fiyatlar arttığında, ev aldığımızda, araba aldığımızda, her şeyde ama her şeyde kriz olduğunda tek çözüm olarak müjde, düşük faizli kredi diye insanlara dayatılması benim zoruma gidiyor, kanıma gidiyor. Bütün Müslümanların da öyle. Bizler Allah'ın yasakladığı, Allah ve peygamberine savaş açmakla eş tutulan bir şeye mecbur bırakılıyoruz. Onu bir kurtuluş reçetesi gibi dayatılmasından rahatsız oluyoruz. Şunu öğrendim ve bu benim çok zoruma gidiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası var. Oradaki üretilen değerler, paralar doğrudan hazineye verilemiyor. Ancak aracı bankalar, simsar gibi onlar zengin edilerek kullanılabiliyor. Bu da bize yakışmıyor. Yani faize bulaşmadan alternatif finans sistemlerini geliştirmek ve mesela en son konut kredisinde olduğu gibi hiç faize bulaşmadan devletin kontrolünde farklı yöntemlerle çözümler sağlamak mümkün. Bu konuda biraz daha dirayetli, biraz daha gayretli olmasını talep ediyoruz Müslümanlar olarak. Peki şimdi çalışan ve emeklilerin gündemi. Esas gerçekten çok fazla dert yanılan nokta. Birincisi EYT. EYT süreci tamam müjdesi verildi ama daha fazla uzatılmadan bu iş bitirilmelidir deniliyor. Evet. Ne var burada sıkıntı? Sıkıntı şu olarak? Yani bu tabiri caizse bu hamur çok lastiklendi, çok uzatıldı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 2022 bitmeden bu EYT'yi masamızdan kaldıracağız, gündemimizden kaldıracağız diyerek verdiği söz toplumda büyük bir coşkuya neden oldu. EYT'liler bayram havası yaşadı. Ben devlet memuruyum, EYT'liyim. Çok şükür herhangi bir işle ilgili bir sıkıntım yok. Ben dahil bunun sevincini yaşayarak odamdan eşyalarımı toparladım. Sayın Cumhurbaşkanımız söz verdi. Yılbaşından sonra bu konu kapanacak diye düşünün. Ama bizi asıl üzen, dikkatimizin çekilmesini istediğim konu şu. Türkiye'de 240 bin civarında EYT'li olup da işsiz olan insanımız var. Ve bu insanlar zaten maaşları yok, zaten gelirleri yok. Onlar için bir gün bile önemli. Bir de bu EYT çıkacak diye söylenti çıktıktan sonra 2022'nin son aylarından itibaren iş yerlerinde bazı patronlar elemanlarını kıdem tazminatı vermemek için erkenden çıkarmaya başladılar. Hmm. Dolayısıyla o 240 bin sayısının üzerine daha fazla mağdur işsizler eklendi. Oldu 540 bin belki de. İnşallah evet. Olmamıştır ama en az 300 bin olmuştur diye tahminen söylüyorum. Bu insanlar için bir gün bile önemliyken AK Partili milletvekillerin bir an önce Cumhurbaşkanımızın bu teminatını yerine getirmek yerine İkircikli ifadelerle Ocak başı, Ocak ortası, Şubat, Mart gibi farklı konuşmaları moral bozuyor, güven sarsıyor ve insanları üzüyor, geriyor. Bu konuyu hayırlı işlerde acele edin diyor Peygamberimiz. Bir an önce kapatılıp sonraki sorunlara odaklanmamız lazım. Bu konuda artık EYT'liler çok sıkıntılılar ve fitneciler de kaynatıyorlar ortalığı. Evet. Buna fırsat verilmesini istiyoruz. EYT sürecinin tamamlanmasının ardından 2000 ve 2008 yılı SGK düzenlemelerinin aylık bağlama oranı mağdurları da çözüm gündemine alınmalıdır denilmiş. Bu tam olarak ne manaya geliyor? Şu anlama geliyor. Şimdi emeklilikle ilgili işlemler şu anda 3 dönemde hesaplanıyor. 99 öncesi kanun hesabına göre aylık bağlama oranı ABO atıyorum %70 oranında bağlanıyordu. 99'da sonra 2000'de revize edilen kanunda bu ortalama %50'lere düşürüldü. Yani maaş... Çalıştığı maaşın yarısını mı bağlı? Eskiden atıyorum %70'i bağlanıyordu. Yani kabaca söylüyorum. Hmm. 2000 yılında bu SGK'yı rahatlatmak adına, yükü azaltmak adına %50'ye düşürüldü. Hmm. 2008'de çıkarılan 5510 sayılı kanunla da bu %28'lere 30'lara düşürüldü. Böylece SGK'lı olup da asgari ücretle emekli olan bir vatandaşın anormal derecede düşük sosyal yardım gibi maaşları söz konusu oldu. Şu anda hatırlarsanız en düşük maaş yılbaşından önce 3500 liraydı. Bu ABO oranları yüzünden. Normalde 15-20 yıl önce en düşük emekli maaşı asgari ücret veya hatta ondan biraz daha yukarıdaydı. Bu aylık bağlama oranları aşırı düşürülünce insanlar çok düşük maaş almaya başladılar. Hükümetimiz de bu kadar ya burada çok kırpmışız deyip seyyanen zamlar vererek minimum bir tabanda tutmaya çalıştı.
Ona rağmen şu anda 5500 lira oldu. Ben size soruyorum, 5500 lirayla İstanbul'da yaşayan, evi olmayan bir emekli yaşayabilir mi? Eşine, çocuğuna? Yaşayamaz. Yaşayamaz. Bu farklı yollara itiyor. Ya burayı terk et git, ya da yeniden çalış, ölene kadar çalış, eşin, çoluk çocuğun, herkes çalışsın gibi. Bu aylık bağlama oralarındaki adaletsizliğin düzeltilmesi lazım. İnsanların yaşayabileceği bir seviyeye getirilmesi lazım. Kısaca onu söylemeye çalışıyoruz. Hı hı. Evet. Çok önemli. Yani bir mevzu. Bir şey daha vardı, özür dilerim. Hı hı. Çok kısa. Şimdi 99 yılı öncesindeki kanunda erkekler askerlikle beraber 45 yaşında çalıştıklarında emekli olabiliyorlardı. Yani 18 yaşından itibaren hiç boşluk bırakmadan çalışırlarsa 25 yıl boyunca. Fakat 99'dan sonra bu kanunla 60 yaşa çıkınca birdenbire aradaki fark 15 yıl gibi olunca EYT'li olmayanlar, şu anda EYT'lilerin hakkı verildikten sonra EYT'li olmayan insanlar, ya ne oluyoruz, bizim suçumuz birkaç ay geç işe başlamak mı, niye bize böyle bir kötü piyango vurdu diye haklı olarak serzenişte bulunuyorlar. Yani makas çok açık olduğu için acaba diyoruz, mümkünse devletimizin imkanları varsa bu 99 sonrası kanundaki 60 yaşa çıkarılan emeklilik kanununda biraz toparlama, biraz aşağı indirme mümkünse, bunu bekliyor insanlarımız. Evet, bunu ben de bekliyorum canım, bir çalışan olarak yani. Değil mi? Kesinlikle. Çok birdenbire artması öyle, evet, oldu. EYT haklarının iadesiyle birlikte staj mağdurları diye yeni bir grup oluşmuştur, evet, denilmiş. O da bunu çok duyuyoruz hakikaten. Kısaca, ama detayı ne acaba? Kısacası şu, şimdi iki tür sigorta var. Bu sigortalardan birisi iş kazası ve meslek hastalığı sigortası. Stajyer öğrencilere uygulanan sigorta. Hı hı. Bir de yaşlılık, mağluk ve ölüm sigortası. Bu bizim bildiğimiz gerçek sigorta. Şimdi 1999 yılından öncekilerde, 1986 yılında çıkarılan kanunla Endüstri Meslek Lisesi gibi okullarda stajyer öğrencilerin sigortalarını, bu iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını okulları yapma zorunluluğu oldu. Ve insanlar sigortalı olarak stajyer oldular. Öğrenciler sigorta kartları aldığı için kendilerini sigortalı zannediyorlardı. Halbuki bu sigorta dediğimiz o yaşlılık sigortası olmadığı için ve onun primi de ona göre ödendiği için onların sigortasına, sigorta işlemlerine, emekliliğine sayılmıyordu. Normal şartlarda kimse bundan hani artık kaderimiz deyip razıydı, devam ediyordu, sıkıntı hissetmiyordu. Fakat 1999 yılı bıçak gibi EYT öncesi ve sonrası diye ayrıldığı için, hı hı, 1999 yılından önce staj yapmış olan insanlar haklı olarak şunu diyor. Yani ben aslında fiilen çalışmaya 99 öncesi başladım. Ben kendimi sigortalı biliyordum. Ama meğer devletimiz ya da okulumuz ya da patronumuz bizi bu eksik sigorta yapmış. Bunun suçu ben miyim diyor. Hani suçlusu ben miyim? Bana tekrar imkan verilsin, ben borçlanayım. Gerekirse o zamandaki şeyden başlasın. Böylece ben de EYT sınıfına gireyim, o haklardan yararlanayım derdinde. Normalde EYT diye bir şey çıkmasaydı böyle bir talepleri olmayacaktı. O yüzden ortaya çıktı. Evet. Böyle bir talep var. Bunu hükümetimiz, bu EYT ile doğrudan ilgisi yok. EYT olduktan sonra çıkan bir ek mağduriyet bu. Bunu değerlendirmelerini bekliyorlar haklı olarak. Böyle, evet, bir sınıf var. Peki, memur ve emeklilere yapılan %25 bir zam vardı. Sonra %30'a çıkarıldı bu, ama evet, bu da derde derman olamamıştır deniliyor USPUM'un raporunda. Olamadı, çünkü hemen ondan öncesinde asgari ücrete %55 gibi gerçekten güzel bir zam yapılınca bütün piyasa o %50-55 zam fikrini satın aldı, tabiri caizse ekonomideki borsa dilinde olduğu gibi. Ve bütün fiyat güncellemelerini bu zama göre yaptı. Ev kiralarından tutun da eşya fiyatlarına kadar her şey bunu yaptı. Devletimizin kendisi de vergi ve değerlendirmelerinde %120 gibi zamlar öngördü bütün şeylerde. Mesela aracınız varsa eğer, geçen yılla bu sene arasında iki kat hatta daha fazla muayene şey olduğunu göreceksiniz. Evet. Sigortalar yine aynı şekilde. Dolayısıyla bütün piyasa hep en az %60, %70, %100 civarında bir zamla güncellendi. Memurların ve emeklilerin %30'da kalması
çok geride kalmalarına ve yetersiz kalmalarına neden oldu. Şu anda şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Aracı olan insanlar eskiden kasko ve sigorta yaptırırken şimdi kasko fiyatları uçtuğu için yaptıramıyor. Şimdi neredeyse sigortasını yaptıramayacak hale geliyor. Yani durduğu yerde bir gerileme var. Çünkü piyasa rakamlarıyla, zamlarıyla maaş zamları uyumlu değil. Hele emekli ise, hele düz memursa, işte yardımcı hizmetler sınıfı gibi ya da genel idare hizmetler sınıfı gibi düz memursa, asgari ücretli ise normal şeyde öyle bir sıkıntı yaşanıyor. O yüzden gerçekten biraz daha iyileştirmelerini talep ediyoruz, bekliyoruz. Evet. Vallahi ben de yani kaskom bitmek üzere düşünüyorum yani yaptırmama daha ağır basıyor açıkçası. Evet. Ama yaptırmış olmayı isterim tabii yani ama maalesef bu düşünceleri itiyor. Yardımcı hizmetler sınıfının sorunları devam ediyor denilmiş. Bu çok gerçekten bana da çok yazıyorlar. Yardımcı hizmetler sınıfında şu an bulunan memurlar. Aslında tam olarak memur olarak mı memur geçiyor? Memur görüntülü işçiler, 22 çeşit branş var işlerinde. Aşçılıktan tutun, bekçiliğe, ne bileyim temizlikçiliğe, garsonluğa, ondan sonra büro memurluğuna, kaloriferciliğe, her şeye. Yani devletin aslında eli ayağı fiilen yardımcı hizmetler sınıfı en giriş seviyesindeki bütün meslekleri icra ediyorlar. Marangozluk dahil, elektrik teknisyenliği dahil. Bunlardan eğer biz bu işi yapıyorsak adı konulsun ve bu işe uygun bir ücretlendirme ve bir kariyer planı oluşsun deniyor. Büro memuru ise o şekilde ilerlemek istiyor. Aşçı ise aşçı olarak anılmak istiyor. Hı hı. Böyle amirinin iki dudağı arasında her an o mobbing endişesiyle bir gün temizlikte, bir gün masa başında vesaire olmak istemiyor. Bunlardan mübaşirler vardı. Adliyede mübaşirler vardır bilirsiniz. Aslında onlar da yardımcı hizmetler sınıfındaydı. Birkaç yıl önce bir kanun düzenlemesiyle mübaşir kardeşlerimiz genel idare hizmetler alındı. Aynı onun gibi onlar da bu düzenleme istek yapmak ve kurtulmak istiyorlar bu kadroda. Yani yardımcı hizmetler sınıfı diye bir sınıf artık kaldırılsın. Kalmasın. Evet, herkes kendi işine göre bir ayrılsın, alana dahil olsun. Alanlara bağlansın. Teknik hizmetler olur, genel idare hizmetler olur, düz memurluk olur. Maaşları da mı çok düşük? Maaşları aşırı derecede düşük. Katsayıları yok. Daha ilk defa 600 puan verildi ya, hani 3600 ekledime. İlk defa bu vesileyle 600 puanları oldu. Hastanelerde çalışanlar açısından döner sermayeleri çok dip seviyelerde. Gerçekten sıkıntılı bir grup. O yüzden hani devletin garibanları diyoruz artık biz. Hani yetimleri gibi oldu. Onların da artık görülmesini istiyoruz inşallah. Evet, inşallah bu mağduriyet de son bulur. Evet. Bir mağduriyet de ki hakikaten yani vicdanları sızlatır, vicdanları kanatır. Ücretli öğretmenler. Evet. Çok ciddi mağduriyet yaşıyorlar. Ücretli öğretmenler hem mağduriyet yaşıyorlar hem de milli eğitimin ayıp ve açığını kapatıyorlar. Aslında milli eğitimde 350 bin civarında şu anda öğrendiğimiz rakamlara göre açık öğretmen açığı var. İstanbul'dan tutun doğunun ücra köşelerine kadar yaklaşık 100 bin kadar ücretli öğretmen bu açığı kapatıyor. Büyük bir fedakarlıkla. Bu 100 bin öğretmenin bir 10 bin 12 bin civarında gerçekten atamaya elverişli öğretmen olarak yetişmiş ve bütün yeterliliklere sahip olan liyakatli öğretmenlerimiz var. Onlar da o sınıfta çalışıyorlar atanamadıkları için. Bu 100 bin öğretmenin dışında 250 bin açık var. Tabii dışarıda atama bekleyen öğretmen adayı kardeşlerimiz de var. Olması gereken şudur diye düşünüyoruz. Büyük bir şey açılsın, hani Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin kadro diye bu sıralar kampanya yürütüyor. KPSS'den hazırlanan kardeşlerimiz. Böyle bir 100 bin civarında bir kadro açılırsa, bunun 10 bin civarı direkt ücretli öğretmenlerden liyakatli olanlara, atanabilir durumda olanlara verilirse, 90 bini de diğer arkadaşlarımızdan alınırsa, geri kalan o 90 bin civarındaki atanmaya müsait olmayan kardeşlerimizin de en azından asgari ücret seviyesine çıkarılarak şartları iyileştirilirse belli bir zamana kadar, aslında ücretli öğretmenlik sisteminin kaldırılması lazım. Bu çok olağanüstü durumlarda, çaresiz kalındığında okul müdürlerinin ders boş geçmesin diye uygulayacakları bir acil yöntem olmalı. Ama biz şu anda bunu 100 bin öğretmene çıkararak standart hale getirmişiz. 15-20 yıldır ücretli öğretmen olarak çalışanlar var. Bir gün atanırım
umuduyla bunları daha fazla üzmeye şeyimiz yok. Bu pek yani ki, net bir şekilde hatırlamıyorum ama 2016'larda falan bir atama gerçekleşti zannediyorum. Ücret, yani belli bir sene ücretli öğretmenlik yapmışlara bir defaya mahsus bir atama oldu gibi sanki. Yakın zamanda en büyük atama, benzer atama şöyle oldu. Hatırlarsanız özel dershaneler kapatıldı. Özel dershanelerdeki öğretmenlerin mağdur edilmemesi için onlar milli eğitim kadrosuna transfer edildi öğretmen olarak. Ona benzer bir yöntem uygulanabilir. Evet. Kamu sendikacılığında devlet parasıyla ağalık sistemine son verilmelidir deniliyor. Nedir bu tam olarak? Yani şöyle bir şey var. İşçi sendikalarında olmadığı şekilde kamu sendikaları bizzat devlet tarafından sübvanse ediliyor. Yani üye sayısının çoğunluğuna göre yetkiyi elde eden sendikaların en önemli gelirleri hazineden yapılan yardım oluyor. Aidat yardımı. Dolayısıyla bu da onların gereksiz bir tembelliğe, rehavete ve aslında hak etmedikleri bir lüksü yaşamalarına neden oluyor. Sendika ağalığı sistemi kamu çalışanları üzerinden kuruluyor. Böyle olunca devletten beslendikleri için memurların haklarını gözetmede, sendikacılık faaliyetlerini yürütmede başarısız oluyorlar. Şu anda da görüyoruz zaten etkilerin sonuçlarını. Aslında sendika nedir? Bir mücadele STK'sıdır. Sendika üyeleri olan memur ya da işçilerin aidatlarıyla yaşamalıdır. Devlete bu konuda yük verilmemelidir ve bu şekilde kötüye kullanılmamalıdır diye düşünüyoruz. Zaten böyle olduğu için Avrupa'daki sendika birlikleri Türkiye'deki kamu sendikalarını sendika olarak kabul etmiyorlar ve üyeliğe bile dahil etmiyorlar. Bu konuda sıkıntı var. Biz ayrıca kendilerinden başka diğer sendikalara da şey olmasın diye ne derler? Meydan verilmesin, saltanatları bozulmasın diye işte %2'lik barajlar gibi bir takım şeyler öneriyorlar. Bunlardan insanlar rahatsız, memurlar rahatsız. Devletin üzerinde yük olmasın istiyoruz. Kısaca bunu söylemeye çalışıyoruz. Silahlı kuvvetlerimizdeki uzman çavuş ve jandarma çavuşlarının sorunları var. Bize de yazıyorlar hakikaten mütemadiyen. Ama nedir bu sorun ve nasıl çözülebilir? İki tane grup var hocam. Şimdi normal uzman çavuşlarımız 7 yıl sözleşmeli çalıştıktan sonra görev süreleri bitince silahlı kuvvetlerle ilişkileri kesiliyor. Ondan sonra tabiri caizse boşluğa düşüyorlar. Onların o saatten sonra tekrar özel bir iş kurmaları ya da herhangi bir yerde işe girmeleri, uyumları falan hep sorun olabiliyor. Silahlı kuvvetler bünyesinde olmasa bile kamunun ihtiyaçları noktasında bu insanlarımızın öncelikle değerlendirilmesi ve canlarını feda ederek gerektiğinde koydukları o çalışmanın bir sonucu olarak tıpkı bizim biliyorsunuz şeylerimiz var, yetiştirme yurtlarımızdaki evlatlarımız gibi devletin evlatları olarak bunlara uygun kadrolar verilmesi ve tekrar hayatlarına devam etmesini sağlamalıyız. Böyle bir görevimiz, borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Bir de jandarma uzman çavuşlar var. Jandarma uzman çavuşlar 15 yıllık sorumlu hizmet sorumlulukları var. Onların yetkileri aslında jandarma astsubaylar gibi ama hak edişleri, ödenekleri ve kadroları itibariyle geride kalıyorlar. Orada bir sıkıntı var. Önleri kesik olduğu için yani o kadro atamaları, maaş düzenleri, özlük haklarında sorunlar var. Bu konularda iyileştirme bekliyorlar. Biz de onların sözcülüğünü yapıyoruz efendim. Evet. Ve çalışanların maaşını budayan birkaç ay içinde gerilemeye neden olan gelir vergisi oranları ve dilimleri düzeltilmeli. Evet. Şimdi devlet çalışan memurların işçisini de sanki bir tüccar gibi şöyle yargılıyor, düşünüyor. Diyor ki birinci ay 10 bin lira kazandı, ikinci ay biriktirdi 20 bin oldu, üçüncü ay 30 bin oldu. Bu parayı biriktirdiğini, zenginlik elde ettiğini varsayarak kümülatif bir toplanma getiriyor. Mesela diyor ki 30 bin olunca, yani şu anda rakamı şey yapmıyorum, örnek olarak söylüyorum. 30 bin olunca diyor %15'lik gelir vergisini %20'ye çıkarıyor. Sen diyor çok para kazandın, 30 bin oldun. Halbuki öyle bir para yok. Bu sanal
bir şey. Hiçbir memur, hiçbir işçi parasını, maaşını biriktiremez. Evet. Yani biz verdiğimiz, zaten aldığımız her şeyle, mesela ticaret yapanlar, şirket işletenler biliyorsunuz bütün giderlerini vergiden düşme şeklinde gösterebiliyorlar. Evet. Gider gösterebiliyor. Memurların, çalışanların böyle bir hakkı, öyle bir imkanı da yok. Dolayısıyla sanal bir toplam üzerinden yılın 3. 4. ayında vergi dilimlerinin artması, Ocak ayında aldığımız maaşı Mayıs, Haziran ayında alamaz hale getiriyor. Bu da bir haksızlık. Sabit bir vergi olmasını, yani bunu bütün çalışanlar adına, sigortalı ya da devlette çalışanlar adına bunu talep ediyoruz. Gelir vergisi belli bir rakam olsun, makul bir şey olsun kısaca. Evet, buraya kadar çalışan ve emeklilerin gündemiydi. Bu dakikadan sonraki bir 7 dakikamız var, yetiştirmeye çalışacağız. Çalışmayan ve atama bekleyenlerin gündemine göz atalım. Öncelikle kamuda işe alımda KPSS A ve B grubunda mesleklerde 35 yaş sınırı var. Evet. Bu sınırın yükseltilmesi evet. gerektiğini KPSS yazdım. Sınavları 2 yılda bir yapılıyor ve devletin açtığı kadrolar da çok az olduğu için doğal olarak sınavı kazanamayan, başarılı olamayan ya da puanı yetmeyen insanlar bekliyorlar. 2 yılda bir sınav yapıldığı için yaş alıyorlar. Ortalama üniversiteden mezun olup sınavlara hazırlanıp girmeleri 30 civarında olduğu için bir ya da iki sınav sonra tabiri caizse ıskartaya ayrılmış gibi erken emekli oluyorlar. Hiç çalışamadan. Biz yetişmesinde büyük paralar harcadığımız, zaman harcadığımız insanları israf ediyoruz. Dolayısıyla 65 yaşına kadar 2008 yılındaki kanun belli bir süre sonra emeklilik yaşını 65'e çıkarmayı öngördüğü için bu insanların önleri de açık ve KPSS A ve B grubu meslekler beyin meslekleri olduğu için, düşünmeyle masa başı meslekler olduğu için, beyaz yakalı ağırlıklı meslekler olduğu için bu insanların yaşla ilgili sıkıntı yapılmamasını ve en azından eşit mücadele imkanı verilmesini istiyorlar. Biz de destekliyoruz. 35 yaş sınırı artık çok düşük kaldı. Bunun 40-45'e çıkarılması lazım evet. kısaca. Peki bir diğeri de KPSS atamalarında her branşın bekleyen mezun sayısına göre uyumlu oranda kadro sayısının ilan edilmesi evet. isteniyor. Şimdi farklı okulların farklı sayılarda mezunları var. Devletimiz kadro ilan yaptığında bu branşların dağılımını o mezun havuzuna uygun yapmalı. Bir de 4001 diye bir kod var. Bu kod şu imkanı veriyor. Alakasız bölüm mezunlarının da sırf lisan mezunu olduğu için farklı branşlarda, farklı mesleklere gelip mücadele etme hakkı veriyor. Bu da o mesleğin kendi mezunundan olan insanların yüksek puan alamadığı için geride kalmasına, mağdur olmasına neden oluyor. Yani herkes kendi kulvarında yarışmalı aslında. Hı hı. O 4001 puanı, şeyi kodu sıkıntılı, onun kaldırılmasını istiyorlar. Öğretmenler bazında da farklı meslekler var. Cumhuriyetimizin biraz önce söylemiştim 100. yüzyılında 100 bin öğretmen kadrosunun atanması hoş olur, güzel olur ve insanlarımız da mutlu olur diye böyle bir beklenti var. Evet. Bir de arkeolog, sanat tarihçisi, veteriner hekim gibi böyle özelleşmiş alanlar var. Evet. Bunların da ihtiyacına uygun sayıda kadro alımına gidilmesi talep ediliyor. Aynen. Şimdi arkeolog, sanat tarihçisi, veteriner hekim, sosyal hizmet uzmanı gibi özel meslekler çoğu kamuda çalışabilecek olan meslekler. Ve bunların mezun havuzlarına baktığımız zaman 30-40 bin bazılarında birikim varken alınan, açılan kadrolar 500-600 gibi çok az, yetersiz kalıyor. Hı hı. Bu alanda bu insanların daha iyi değerlendirilmesi lazım. Biz Türkiye'de büyük bir kültür ve derinliği olan bir coğrafyadayız. Değerlerimize sahip çıkmak, eserlerimizi korumak ve geliştirmek adına da bu mesleklere ihtiyacımız var. Bunları da unutmamamız lazım diye söylüyoruz. Evet. Ve hastanelere yığılmayı önlemek ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylamak için aile sağlığı merkezlerine diyetisyen, fizyoterapist kadroları eklenmelidir deniliyor. Evet, şimdi sağlığın en kolay şeyi sağlığın korunması,
giriş seviyesinde hastalanmadan önce tedbir almak her zaman daha ucuzdur, daha kolaydır, daha uygulanabilir bir şeydir. Biz insanlarımızı hastalanmadan sağlıklı yaşamayı öğretebileceğimiz, ufak sorunları olduğunda küçük müdahalelerle, eğitimlerle giderebileceğimiz şekilde aile sağlığı merkezlerini geliştirmemiz lazım. Biraz önce konuşmuştuk. O yüzden sağlıklı beslenme için diyetisyen ihtiyacı, ergonomi için ve yaşlı bakımı ve benzer işler için de fizyoterapist gibi arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Bunların giriş seviyesinde hizmet alması hastanelerdeki yığılmayı engelleyecek. Vatandaşımızın da sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlayacaktır. Bu kardeşlerimiz de demin söylediğim gibi 30-40 bin mezun havuzu var. Alınanlar 300-500 olunca çok büyük sıkıntı oluyor. Hepsinin gözü burada şu anda. Evet, son iki dakikamız. Burslu doktora mağdurlarına verilen istihdam sözü tutulmalıdır deniliyor. Şimdi devletimiz çok güzel bir çalışma yaptı. Dedi ki bizim bir sürü üniversite açtık, açıklarımız var ve sektörün açıkları var. En çok ihtiyaç duyduğumuz 100 alanda 2000 tane burslu doktora öğrencisi yetiştirelim ve bunları istihdam edelim. Kaliteli akademisyenler olsun diye çok mükemmel bir proje imza atıldı, başlatıldı. Bu gençlerimize de burs verildi. Asgari ücretin 1/3 kadar şu anda. Ve bu insanlar asistan gibi üniversitelerde çalıştılar. Muazzam yayınlar yaptılar. Ve aynı asistanlar gibi bilimsel yayınlar, hatta 1. A sınıfı dergilerde yayınlar yaptılar. Benim halen yapamadığım yayınlar da dahil. Ve bu insanlara istihdam sözü verildi. Şimdi şu oluyor. Eğitimleri bitti. Onlar da açığa düştüler. Doktoralı işsizler ordusu kuruldu. 5-6 bin tane. Üniversitelerimizde akademisyen yok. Gençlerimiz dışarıda kaldı. Evet. Bunlara verilen istihdam sözünün tutulmasını bekliyorlar. Bilhassa size verilen sözün tutulması lazım. Yani maşallah onlarca başlığa değindik. Takır takır hiç takılmadan Ercan Bey halkın problemlerini, sorunların hepsini... Çok teşekkür ederim. Yani... Çok güzel özetledi. Bu çok kadar az zamanda çok hızlı bir şekilde bilgi sahibi yaptınız ve gündeme getirdik en azından. Çok sağ olun. Umarım bu problemler bir an önce giderilir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İmkanı verdiğiniz için tekrar şahsım ve usum adına çok teşekkür ederim. Biz bu teşekkür insanlarımız ederiz. Adına çok dua aldığınızı bilmenizi isterim. Sağ olun, var olun. Sevgili izleyiciler, Gece Ajansı'nı noktalıyoruz. Efendim saatler 23.30'u gösterdiğinde tekrar buluşmak ümidiyle hayırlı geceler.